Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Eskimo'lardan bahsedeceğim. Doğu Sibirya, Alaska, Kanada ve Grönland'da yaşayan avcı ve toplayıcı ırka Eskimo denir. Eskimo'lar dünyada 50 bin civarında yaşamaktadır. Ve Eskimo'ların Moğol mu yoksa Amerikalı yerli mi oldukları bilinmezlik taşıyor arkadaşlar. Ama bilim insanları daha çok Moğol olduklarına inanıyorlar. Eskimo'lar zamanlarının çoğunu avcılıkla sürdürürler. Fok, balina, balık ve rengeyi avlarlar. Avlarken de zıpkın, mızrak ve ok kullanırlar arkadaşlar. Ama avlamak için oradan oraya seyahat etmek zorundalardır. Seyahat ederken de köpeklerin çektiği kuzakları kullanırlar. Ve hayvandan yaptıkları, suda ise hayvanın derisinden yaptıkları kanoya benzeyen kayıkları kullanırlar arkadaşlar. Arkadaşlar, Eskimoların kendilerine özgü bir avlanma yöntemleri vardır. Mesela foklar nasıl avladıklarını anlatayım size. Eskimoların yaşadıkları yerler buzla kaplıdır. Denizin üstü buzludur. Foklar denizin altında hava almak için oksijenlerinin sıcaklığını kullanarak bir tane hava deliği açarlarmış. Eskimo'lar da bu hava deliklerinin başında beklerlermiş. Fok hava almak için çıktığında mızrakla, zıpkınla avlarlarmış arkadaşlar. Avladığı hayvanların etini ya dondurarak ya da kurutarak saklarlarmış. Size ilginç bir bilgi vereceğim. Hani biz yiyeceklerimiz bozulmasın diye buzdolabına koyarız ya. Eskimo'lar ise yiyecekleri donmasın diye buzdolabına koyarlarmış. Niye? Çünkü orası buzdolabından, yaşadıkları yer buzdolabından daha soğuk olduğu için buzun çözdükleri et tekrar donmasın diye buzdolabına koyarlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar, Eskimo'lar avladıkları hayvanın etini yemek için, derisini giysi ve çadır yapmak için, yağını ise ısınmak veya aydınlanmak için kullanırlarmış. Eskimo'lar genellikle fokların derisinden yaptıkları giysileri tercih ederlermiş. Eskimo'lar yaşadıkları yerde sert karı keserek iglolarda yaşarlarmış. Nispeten sıcak bölgelerde ise ahşaptan kulübeler veya deriden çadırlar kullanırlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar, yaptıkları igloların içine soğuk hava girmesin diye kapıyı koridor şeklinde inşa ederlermiş. Böylece direktman soğuk hava içeri temas edemezmiş. Arkadaşlar, size ilginç bir tane daha bilgi vereceğim. Eskimo erkeklerinde genellikle sakal ve bıyık çıkmazmış. Günümüzde Eskimo'lar gelenek ve göreneklerini kaybetmişler. Niye? Çünkü yaşadıkları yere Avrupalılar gelmiş. Avrupalılar onlara teknolojiyi öğrettikleri için teknolojiyle birlikte gelenek ve göreneklerini kaybetmişler. Biz de teknolojiden yararlanalım ama bizi biz yapan gelenek ve göreneklerimizi unutmayalım arkadaşlar. Bu videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.